Arkadaşlar selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Clash Royale'e devam ediyoruz abi. Ben sürekli Clash of Royale diyordum ve arka planın siyahlığından şikayet ediyordunuz. Arka plana şöyle bizim kanalın zımbırıklarını ekledim abi. Umarım sizin için iyi gözüküyordur yani. Sıkıcı ise ayrı bir arka plan ayarlamaya çalışabilirim de ayarlaması o kadar kolay değil maalesef. Şimdilik kısa çözüm olarak bunu koydum. Siyahlıktansa iyidir abi. Haklısınız. Bu arada beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim abi. Bu bölümde de bir şeyler yapmaya çalışacağız bakalım. Ben hala altın sandığı açmaya çalışıyorum. Tabi son videonun ardından uzun bir süre girmeyince sandıklar birikti öyle. Artık taç sandığını almaya çalışacağız abi. Bu arada ben şunu söyleyeyim. Benim pay to win dediğim adamların çoğuna hani bana şu kart çıktı ya abi, efsanevi kart galiba bu, aynen destansı kart. Bana iskelet ordusu çıktı ya, millete de cadı çıkmış abi. Cadı çıkmış, ejderha çıkmış, bir şey çıkmış. Aslında bakarsanız ben iskelet ordusunun çıkmasından gayet memnunum. Çünkü iskelet ordusu şurada gördüğünüz birçok şeyin antisi abi. Örneğin Pekka. Pekka çok dehşet vuran bir şey ama önüne iskelet ordusunu koyarsanız çok kalabalık olduğundan dolayı Pekka'yı eritebiliyorlar abi. Ya da dev. Ya dev tam bir kule yok edici. Zaten dev atıldığında kulenizi kurtarmanız için çok az şansınız var. Hani misal dev atıldığında ben genelde Pekka'yı kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü Pekka devin arkasında herhangi bir birim yoksa arkasında ya da önünde direkt gidip deve vuruyor ve vuruş gücü çok yüksek, görüyorsunuz burada. Ya devi de aynı şekilde iskelet ordusuyla durdurabilirsin. İskelet ordusu birçok derde deva abi. Hani misal saldırıya gidiyorsun ya abi, devi yolladın. karşı tarafın kuleleri deve target almış vaziyetteyken arkasına iskelet ordusunu yollarsın abi. Dev bittikten sonra bile iskelet ordusuna vururlar. Onun hemen ardından da Pekka'yı yollarsan hani kule iskelet ordusunu temizlemeye çalışırken, deve hasar çıkarmaya çalışırken senin Pekka kuleyi indirir. Ben şahsen şu üçlünün destemde bulunmasından oldukça memnunum abi. Ama bu iskeletlerin de çok fazla antisi var. Hani misal bombacı geldiğinde iskeletleri mahvediyor. Örneğin bugün bana çıkan şu nadir kart 4 şeyli, 4 manalı Valkür alan vuruyor abi ve alan olarak 120 vuruyor. Hani bu şeyleri 2-3 vuruşta temizleyebilir. Bombacılar zaten çok dehşet bir şey. Bombacılar da bizimkileri çabuk temizliyor. Sıkıntı yani, bazı açılardan sıkıntı. Şunları desteme dahil etmek istiyorum da çok fazla mana istiyorlar. Hani ben şu aşamada birazcık az mana isteyenleri kullanmaya çalışıyorum. Neyse. Çok laklak yaptım. Hadi bakalım. Geçelim oyuna. Taç sandığı almaya çalışacağım artık. Benim sandık listem dolu maalesef. Bakalım rakiplerimizi bulalım ve bir bir onlarla savaşalım abi. Şimdi babacım, öncelikli olarak rakibin hamle yapmasını bekle. İlk hamleyi sen yapma dediniz. Ben de rakibin hamle yapmasını bekleyeceğim. Bak, prens de şunu yolladı abi. Bunları nasıl yok edersin? Oklarla değil. İskelet ordusunu çıkarırsın. İskelet ordusunun arkasına Pekka'yı verirsin. Ben çok fazla mana harcadım bu arada. Bak, bunlar iskelet ordusuyla uğraşırken Pekka onları temizler. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. İskeletler tam bir dev yok edici. O dev bana bulaşamaz bile. Dev bana ulaşamaz bile abi, ama maalesef benim Pekka'da sanırsam düşmana ulaşamayacak abi. Of, düşmanı abi ne biçim vuruyor. Abi ne biçim vuruyor. Hadi bakalım babacan, bekliyorum. Bir Pekka yolladı, bunu ben nasıl durduracağım abi? Goblinlerle falan onu hayatta durduramam ben. Arkasına biri de şövalye versem. Hop, bombacı yolladı eleman. Peki, ben şuraya bir alev topu çakacağım abi. Çünkü benim elimde zaten fazladan şeyim var. Hop, iskelet ordusu da geldi, süper. Süper babacım. No, dev yollamayacağım. Dev yollamayacağım. İskelet ordusu yolla. Bak, iskelet ordusu yolla, tamam mı? İskelet ordusunun arkasına Pekka'yı yolla. Pekka'nın arkasına da devi vereceğim abi. Bak, prens mirens hiç fark etmez abi. Eritir eritir. İskelet ordusu eritir. Ama maalesef eritemedi. Neyse, Pekka zaten o kuleyi benim için düşürecek abi. Pekka çok güzel vuruyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Eyvallah hocam. Eyvallah, sağ olasın. Benim şimdi orada kocaman devimi tek başına bırakmamın bir manası yok. Arkasına bir şövalye, bir okçu dayarsam güzel olur diye düşünüyorum. Ki adam sanırsam benim gibi mi düşündü? Yok, benim gibi düşünmedi. Peki baba, bir iskelet ordusu yollayalım oraya. Abi iskelet ordusu da çok güzel kale ezer arkadaşlar. Eğer elinde oku falan yoksa iskelet ordusu da çok güzel kale ezer. Muazzam kale ezer hem de, etrafını sardırıp.
Babacım fark etmez ki senin benim oraya Pekka yollaman pek bir anlam ifade etmiyor. Bak ben de sana Pekka yollayabiliyorum. Evet sen de benim Pekka'yı egale edebiliyorsun. Bir de sana dev yollarım baba. Tamam mı? Bir de bunun arkasına goblinlerimi yollarım. Bak şu alan vuran hatun da çok fena yok eder şeyleri. Bizim birimleri. Hop baba bir iskelet ordusu yolla. Abi bir sana ben bir meteor çakayım. Ben sana bir meteoru çakayım. GG well played diyemedik. Diyemedik yala. Fark etmez şu üçlü oku kullandığımda gider muhtemelen. İnş yer yüz demeç. İnş yer yüz demeç. Aa! Aa! Yemedi. Yemedi. Alev topu gel. Alev topu gel. Hocam iyi oyundu. Bravo. İyi oyundu. Güzel oynadın, iyi oyundu. Bravo. İyi oyundu, iyi oyundu. İyi oyundu. Eyvallah hocam, eyvallah. Senin gibi centilmen bir beyefendiyle karşılaşmak gerçekten benim için mutluluk vericiydi. Teşekkür ederim. Eyvallah. Yalnız adamın aklını böyle alırız, anlatabiliyor muyum yani? Desteme ezik diyenin alnını karıştırırım da şöyle şılak diye böyle alnını karıştırırım abi desteme ezikliğini. Ezik. Yani. Yani oynayan bir büyük adamlara baksan kesinlikle benim deste ezik. Bayağı bir ezik hem de. Neyse baba, adam tokatlamaya devam. Yapıştır. Abi biliyorum biliyorum ben yaklaşık birkaç 9 7 16 saat sandık alamayacağım biliyorum. 4-5 oyun sandık alamayacağım. Beni sal ben taç sandığına kasıyorum abi. Bunun kafasında neden 3 şey var? Ha benim kafamda da 3 şey var. Yap baba hamleni, yap bünyeye bir hamleni. Kart seçmeyeceğim ulan, şey yapacağım. Ana bir saniye, bol şans diyelim. Ondan sonra hemen seni yok edelim baba. Hemen seni yok edelim. Ya bak prens olmuyor kardeş. Ben prensi delikanlılık olarak saymıyorum. Açığını söyleyeyim yani. Prens kullanan adam delikanlı değildir diyeceğim. Ne alaka lan? Oyunun bir kartı değil mi o, değil mi? Yani. Sizin söylediğiniz de mantıklı abi. Tabii ki oyunun bir kartı. Hop kardeş senden yani beklenmedik hareketler. Adam mızrakçıları yolladı baba. Al mızrakçıları şunlarla bir deşelim abi. Şunlarla bir deşelim. Kardeş sen hiç bir devin tadına baktın mı kanka? Devin arkasına da bir şövalye veririz baba. Bak devin arkasına şövalye vermekle de kalmayız. Üstüne üstlük devi savunmak için bir de iskelet ordusu veririz yanına. Hadi baba uğraş. Hadi uğraş. Oha adam harbi uğraşıyor. Ay bir saniye çocuk uğraşıyor şu an. Şu an çocuk uğraşıyor ama ben çocuğu abluka altına aldım. Baba bir Pekka, baba bir Pekka. Arkaya bir Pekka. Easy win alabilir miyim acaba? Easy win alabilir miyim? Zannetmiyorum çünkü şimdi Pekka'ya vurmaya başlayacak ama benim Pekka da ona boş durmayacak abi. Lömçür lömçür geçirecek yani. Lömç lömç göçürecek. Babacım şu şövalyeyi bir elek gibi delebilir misiniz size zahmet? Hocam bir alev topu kullanayım senin üstünde de. Bak sen pek centilmen değil misin? Hoş değil, hoş değil kardeş, hoş değil. Hoş değil bu yaptıklarım. Bak benim şövalyem 4. seviye misal. Benim şövalyem senin şövalyeni dövdü. Döver değil, dövdü. Abi bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Aha tamam fark etmez fark etmez. Tam zamanında prensi abluka altına al abi iskeletlerle. GG. Bu iskeletler çok güçlü şar abi ya. Bu iskeletler çok güçlü şar. Gerçekten yani bunlar çıktığı için mutluyum. Hocam iyi oyundu. İyi oyundu. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Yani iyi oyundu. İyi oyundu. Aa iyi oyun değilmiş. Hayır sevmedim. Sevmedim. Aa. Aa. Ayıp lan. Ok mok bir şey gelsin. Lan oğlum ok mok bir şey gel lan. Ha ok geliyor. İyi. 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 Hocam iyi oyundu. Tebrikler. Tebrikler. Bay bay. Bays. Son anda güzel toparladın. 15 canına güzel çevirecektin ama maalesef hocam, maalesef. Bays, güzel oyundu. Güzel oyundu. Tebrik ederim. Taç sandığını açalım bakalım ne çıkacak abi. Hop 70 altın. Hop 2 tane taş. Hop okçu. Süper. Bayılırım. En sevdiğim okçu. Oklar. Goblinler. Kullanıyoruz baba goblinleri de. Valkür. Peki, peki. Bunların hepsini bir upgrade'leyelim şimdi. Okçuyu kullanıyorum abi. Okçuyu yükselteceğim. Okçuyu kullanıyorum. Teşekkür ederim. Goblinleri kullanıyorum baba. Goblinleri de yükseltelim. Teşekkür ederim. 10 can, 6 şey, 6 hasar. Yani pek fark etmedi ama. Abla seni kullanmıyorum ben ya. Seni yükseltmem. Ya 50 altını sana harcayamam. Kullanmadığım çara 50 altın harcamam abi. Niye? Deli miyim ya? Allah sen baba deli miyim ya? Kullanmadığım çara 50 altın harcayayım. Hadi bakayım taç sandıklarıyla birazcık kendimizi kasmaya çalışalım. Bu kemik çukuru mu? Niye ikinci arenadayız lan?
Ha, skordan dolayı. Merhaba, bol şans. Bol şans babacım. Rütben daha yüksek anladığım kadarıyla. Hamleni bekliyorum. İyi, al. 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 Güzel miydi hamle? Devam et. İyi o zaman paşam, ben bir şansımı deneyeyim yani. İskelet yollayayım, Pekka yollayayım, bir şansımı deneyeyim ben. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Arkaya bir tane de dev yollayayım. AFK galiba. Hocam ne yaptın? Maça girip sıçmaya mı gittin? Hocam ne yaptın? Tuvaletin mi geldi? Aha abi, okçularım dördüncü seviye. Oh mis. Ay, easy win. Easy win. Free win. Dur baba ya. Dur bir free win'in tadını çıkaralım be ya. Hocam şöyle easy. Nasıl ezdim? Nasıl ezdim? AFK rakibi ezdim. Hey! Ya zaten benim karşımda şansı yoktu yani, hiç karşılık vermemesi de benim açımdan aslında yani iyi oldu. Karşılık verseydi de zaten döverdim. Ben her türlü kazanacaktım lan. Ben her türlü kazanırdım o maçı. Ha, Goblin Stadyum. Levelim mi düştü lan? Hocam buyur yap hamleni. Pro team'leymişsin zaten. Kristal. Görelim kristal. Ha, tüfekçi. Peki. Ha, bombacı. Peki. Al ok. Ama senin yaptığın ayıba kaçıyor biliyorsun değil mi? Abi benim ejderim yok ama. Pardon, benim ejderim yok. Bakar mısınız? Benim ejderim yok. Benim ejderim yok. Dur, Pekka var ya, bizim devi haşat etmeden ben şunu bir iskeletlere dövdürürsem yaşadım. İskeletlere dövdüremezsem Pekka, çünkü benim iskeletleri haşat eder. Şey, benim devi haşat eder. Peki benim devi haşat etmeden iskeletlerle birlikte kuleye alsam, arkasına Pekka yollasam, yemin ediyorum çok deli kule antileri abi bunlar. Çok deli kule antileri. Kuleyi antilerler direkt yani. Hocam senin kule elden gidiyor yani. Sen birazcık ayık ol da. Biraz daha vur lan dev. Birkaç tane daha vur lan. Hocam. Teşekkürler. Teşekkürler. Easy win için teşekkür ederim. Easy win için teşekkür ederim hocam. Güzel şapa oturttum. Tebrik ediyorum. Hani ejderhan varmış. Bravo ama. Ama güzel şapa oturttum. Ay bugün yenilgi yüzü görmüyor bu çocuk ya. Bugün yenilgi yüzü görmüyor ya. Neler oluyor? İkinci arena mı? Hayır. Ne olur beni eziklerin olduğu yere geri koy. Bunlar daha güçlü lan. Beni eziklerin olduğu lige geri atabilir misin abi? Zafer'e giden yok. Dördüncü arena yarış. Eyvah eyvah. Abi, geri alabilir misin beni abi? Birinci lige. Birincilik. Please. Please. Birincilik. Ezeyim lan ben. Hadi bakalım. Hadi bakalım, bir ikincilikteki adamları da tokatlayalım be. Nasıl bir şeymiş görelim. Hocam bol şanslar. Öncelikle ne bravosu lan? Hocam bol şanslar. Öncelikle ben bir ezeyim. Bunu belirteyim. Hamleni bekliyorum hocam. Rica ederim. Rica ederim efendim. Buyur. Buyur. Teşekkürler. Eyvallah. 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 Allah razı olsun. Allah razı olsun. İyi insansın hocam. Ha, teşekkür ederim. Prens yolladın. Ha, anladım, anladım. O zaman ben de prensini Pekka ile döverim. Komik mi? Komik mi? Bence değil. Al, al. Al buna konuş. Al buna gül. Al buna gül. Al buna gül. Kardeş az laf çok iş değil. O varil neydi öyle? Bravo, bravo. Nice hamle, güzel hamleydi hocam. Şahsen benim kulenin ağzına tükürdün yani. Çok güzel hamleydi. Nasıl bir varil skilliyse o artık bilmiyorum. Öğreneceğiz, öğreneceğiz. Ben bu semtte yeniyim baba. Ben bu semtte yeniyim bu semtteki kartlarda. İnş o pek kabana vurmadan gider. Abi, ama sen prenses basıp yolluyorsun ama. Ama prens yollayıp duruyorsun ama. Neyse, ben bu prensi ezmesini bilirim zaten ya. Prensi ezmek kolay da. Gel hocam, gel, gel. Gel. Heh, al. Al. Al bir ezil ortada. Al. Oho. Dayımın oğlu ya. Sen biraz pay to win misin ya? Abi. Arenaya ilk geldik. Ne eziyorlar ne eziyorlar. Aman ya Rabbi. Eziliyoruz. Alo, bakar mısınız? Fıçı atıyor dayımın oğlu. Ya dayı, niye sen fıçı atıyorsun ya? Fıçı da goblin sallıyor herif lan. Abi adam fıçı da goblin sallıyor.
Baba niye şuraya gitmedin ki? Adam fıçı da goblin sallıyor. Sanırsam elime verdin hocam. Sanırsam elime verdin yani. Şu aşamada pek sağlıklı düşünemesem de sanırsam elime verdin abi. Ne kullanacağım? Devle bir oyalan da şu dörtlüğün canı dolsun. Bak devi sırf oyalasın diye koydum. Amacım kazanmak değil, amacım adamı oyalamak. En azından 3 yıldız almasın abi. Birazcık şey yapsın yani. En azından 3 yıldız alamasın. Teslimiyete gerek yok. Dile kolay. Direkt teslim olmayacağız baba. Direkt teslim olmayacağız. Al ye bunu. Al ye bunu. Hocam direkt teslim olmayacağız. Sen şu devle bir uğraş. Baba bak sen devle uğraşırken no 3 yıldız vermemeye çalışacağım. 3 yıldız vermemeye çalışacağım. Baba ez. Baba ez prensin ordusunu. Ez abi. Fıçıyla varilla adam yollayacak sana. Hem varil hasar veriyor hem fıçı hasar veriyor. Bu nedir arkadaş ya? Hem varile hasar veriyor herifin hem fıçısı hasar veriyor. Yok bunu kullanmayacağım. Hop oturdun mu lava? Oturdun lava. Hocam iskelet ordu... Vay be. İyi oyundu hocam. İyi oyundu. Eline sağlık. Vay be. Teşekkürler. Yani bu vay be'yi ben teşekkür olarak algılıyorum. Ya tüm savunmamı sana 3 yıldız vermemeye harcadım hocam. Kusura bakmazsın inşallah. Yani kapışma bunu gerektirir abi. Elinden gelenin en iyisini yaparsın. Bütün kartlarını ortaya korsun abi. Bedeninle değil, ruhunla birlikte savaşırsın. Ama ne olur beni birinci arenaya geri alın. Hocam selamın aleyküm, bol şans. Bol şans, ihtiyacın olacak yakışıklı. Ben daha 3. seviyeyim, adam niye 4. seviye? Hamleni bekliyorum kardeş. Ama böyle bir hamleyle de başlanmaz ki ya. Adam bir de Pekka yolladı. Pekka'ya yolladı. Onun Pekka'sı benim Pekka'mı döverse ben de bittim. Adamın devi 3. seviye zaten. Şu an ben sıçtım, sıvıyorum galiba ya. Neyse en azından herifin Pekka'sını tuttuk abi iskelet ordusuyla. Tebrik ederim, ejderim varmış. Bravo. Evet. Benim bir ejderim yok maalesef. Niye? Eziyim. Tebrik ederim, ejderim varmış kardeş. Güle güle kullan. Ejderim varmış, çok tebrik ettim yani. Çok takdir ettim seni. Hani ejderin olduğu için gerçekten seni kutlarım. Hani nasıl söyleyeyim, ejderinin olması senin ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösteriyor aslına bakarsan. Hani ejderinin olması seni gerçekten çok büyük, çok üstün bir oyuncu yapıyor. Benim salak Pekka'da gidip oradaki devi yaracağına, şuradaki kuleye vursa da ne kadar güzel olsa ya. Baba yani devin varmış, çok sağlam oyuncusun, çok iyi oyuncusun, takdir ettim. Gerçekten takdir ettim. Hani bu kadar sağlam oyuncular bulmak, bu kadar sağlam oyuncularla maç atmak gerçekten çok zor. Hani bu kadar seri sıkman ve bu kadar ejderinin olması, yani bu ejderlerinin olması gerçekten sinir bozucu bir olay. Sinir bozucu bir baka. Ama benim bu maçı kazanma ihtimalim hala var. O yüzden hala salmadın. Böyle 3 yıldızı bir çakarma abi buraya. Hocam goblinlerle uğraş. Dur bir goblinlerle uğraş. Goblinlere tek attı. Babacım bekle, birazdan 2 yıldız serüvenine girecek. Ben böyle 2 mana geldim mi? Bak combo hazır baba. Devi sal, tamam mı? Devi sal baba. Devin arkasına şeyi sal. Fark etmez ya Pekka. Bak Pekka'yı nasıl ezeceğim şimdi? Pekka ile karşısının devini nasıl ezeceğim şimdi? Devi sal tamam mı? Devin arkasına Pekka'yı sal. Bizim devin arkasında destek olması gerekiyordu ama neyse. Evet kardeş çok iyi bir oyuncu olduğu için ejderhası var abi. Çok iyi bir oyuncu, 4. seviye ejderhaya sahip bu yüzden. Yok 1. seviyeymiş. Ama bu onun çok iyi bir oyuncu olduğu gerçeğini değiştirmez. Kanka sana yıldız vermeyeceğim. Sana 3 yıldız yok abi. Sana 3 yıldız yok. Baba sana 3 yıldız yok canımla başımla. Sana hasar vermek yerine sana 2 yıldız bile yok. Canımla başımla sana ben yıldız vermemeye çalışacağım hocam. Onu söyleyeyim baştan. Öldü ki benim kule. Benim kule gitti ki. Neyse 3 yıldız alamayacak her halükarda. Allah'ım ya Rabbim ya. İyi peki. Yendin.
Tebrik ederim, tebrik ederim, alkışlıyorum. Çok harika bir oyuncusun, çok harika bir oyuncusun. Hani bu Ejder denen zımbırığı birazcık şey yapsalar aslında. Anasını satayım, Ejder'e karşı gelebilecek bir birimim yok ki benim elimde. Ben ne yapacağım ulan Ejder geldiğinde? Ejder geldiğinde eli kolu bağlıyoruz, bekliyoruz baba. Ejder geldi. Yaksın bari. Mangal yapalım. Duman ateşle baba, ateşle. Ejder geldi, bittin ya. Vallahi Ejder geldi, bittin ya. Hadi bir maç alalım kapanışta. İnşallah sen de olağanüstü, mükemmel, muhteşem oyunculardan biri değilsindir abi. Gerçekten şu an kafam olağanüstü, mükemmel, muhteşem oyuncuları kaldıramayacak. Hop, merhaba kardeş. Ya 7. seviye mi yaptın işsiz? Nasıl bir işsizsin ya? Ya devi falan 4. seviye abi benim. Benim bu ligde ne işim var? Hocam benim bu ligde ne işim var? Yok 76. seviye bas yolla. Ne işim var lan benim bu ligde? Abi adamın destansı kartları falan 4. seviye. Benim bu ligde ne işim var acaba? Anlıyorum. 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 Benim dev daha 2. seviye herhalde benim dev. Kaçıncı seviye benim dev? Dur vursun da bir görek. 2. seviye. Adamın devi 4. seviye. Oh adamın prensi de var. Of adam oyuncu oyuncu. Tamam. Tamam çok güzel. Oyuncu koktu. Oyuncu koktu. Yenilik oyuncu kokuyor. Yani... Yenilik mükemmel oyuncularla dolu. Dur ben şu prensi bir araya alayım. Ben şu prensi bir araya alayım baba. İşsiz hayvan. 7. seviyeye basmış ya. Nasıl bir işsizsin sen ya? Abi herif 7. seviyeye basmış. Anlıyorum. Anlıyorum. Senin bombacının çeperine var ya. Ağzına tükürdüğümün 4. seviye kartı ya. Oğlum gıcık kaptım sana, gıcık gıcık. Peki. Peki. Her şeyimi savunmaya kullanacağım abi. Ne yaparsan yap sana 3 yıldız vermeyeceğim. Ah şunu kes. Al şunu kes, buradan saldırdım varsa. Hop devi ezenzi. Hop devi ezenzi baba. Devi ezenzi. Deve ezenzi, mini pekka. Ben de bir dev atıyorum baba. Ondan sonra bir üçlü ok şuraya. Gereksiz bir üçlü oktu. Gereksiz bir üçlü oktu. Şuraya bir yolla abi, mini pekka ile birlikte gitsin. Abi ben bu çarın ağzına şey yaparım yalnız. Ben bu çarın ağzına vururum. Bak herif 3 yıldız almayı oynuyor. Vermeyeceğim kardeş. Sana 3 yıldız yok. Tamam mı? Sana 3 yıldız yok. Önce bunu bir aklına sok. Sana 3 yıldız yok baba. Sana 3 yıldız yok. İcabında 30 saniyemi, tamamımı, tüm gücümü sana 3 yıldız vermemeye adayacağım baba. Sana 3 yıldız vermemeye adayacağım. Hatta belki kazanabilebilirim abi. Belki kazanabilebilirim biliyor musunuz? Durum bunu gösteriyor şu anda. Bir iskelet ordusu moruk. Bir iskelet ordusu. Bir iskelet ordusu. Arkalar alırız lan. Arkalar alırız lan. Ne oldu? Ne oldu? 4. seviye destan kartı falan. Git otur ağla şimdi. Git otur ağla şimdi. Ya sen bizi tanımamışsın kardeş. Şu son taç sandığını da açalım abi, sonra bölümü sonlandıralım. Ben hafiften gaza geldim. Oh 3 taş daha. Nihayet be, minyonlar mı? Nasıl bir şeysiniz abi, siz uçuyorsunuz ama değil mi en azından? Bombacı. Oo baba bombacı da, bomba kulesi. Tam bomba kulesini falan sal da bombacıyı almak şart oldu artık ya. Baba uçuyorsunuz mu siz? Sıradan sayı 3, hızlı, vuruş 1, amaç. Sizi kullanmaktaki amacım ne olabilir baba peki? Öylesine yükseltelim bari madem. Abi yok ya, siz iyice kağıtsınız. No, kullanmayacağım seni. Kullanmayacağım kartları niye yükseltiyorum şu an hiçbir fikrim yok. Herhalde puan falan veriyordur, bilmiyorum. Al yükselt, nasıl olsa taş kullandığımızda geliyor abi. Şimdi. Abi, ben bu bombacıyı alsam mı aslında ya? Ben bombacıyı aktif kullanamıyorum. Neyse. Onu artık sonrasında karar veririz. Ne oldu abi? Daha hala kartlardan birisi ötüyor. Hop, yenisin. Ondan mı ötüyordu? Aynen. Arkadaşlar izlediğiniz için... Ooo, sadece bir mana. Sadece bir mana. Ben bunu geliştirir, kullanırım ha. Sadece bir mana... Ne demek abi?
Kullanılır kullanılır baba, sürekli sıkıştığında spamle. Yani ne kadar gelir bilmiyorum da. Her neyse arkadaşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın dostlar. Bay bay.